Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayeleri geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamlar. Size Almanya'dan yazıyorum. Bu olay Türkiye'deyken olmuştu. Daha Almanya'ya gitmemiştik. 13-14 yaşlarındaydım. Bizim mahallede çocuklarla akşama kadar oynardık. Şehirde yaşıyorduk ama mahalle köy gibiydi. Bir tepe vardı. Bir gün o tepeye çıktık. Orada top oynuyorduk. Evlerin orada oynayınca top yola kaçıyor diye tepeye çıkmıştık. Bizden 50 metre ileride de bir aile piknik yapıyordu. 5 kişiydiler. Oynarken o aile birden koşmaya başladı. Bize doğru geldiler. Bizim yanımızda da durdular. Oyunu bıraktık, onlara bakıyorduk. Korkmuş gözüküyorlardı. Kadın bize bakıp, "Buradan gidin. Cinler burayı basmış," dedi. Ben çok korkarım cinlerden. Bunu duyup orada kalamazdım. Biz de eve doğru koştuk. Onlar da arabalarına binip gitti. Evlerin oraya gelince durduk. Ben arkadaşlara bir daha oraya gitmeyelim dedim. Onlar da aynı şeyi söyler sandım. Ama onlar gitmek istediklerini, merak ettiklerini söylediler. E o zaman niye kaçtınız? Çok merak ettiyseniz kalsaydınız dedim. Yani hem korkaklar hem de kendilerini cesur sanıyorlar. Biz gideriz yarın. Sen korkuyorsan gelme diyorlar bir de. Ben gelmem. Siz gidin. Korkağım evet dedim. Ertesi gün bunlar o tepeye yine gitti. Ben mahallede tek kaldım. Bekledim bunları. Akşam olunca geldiler. Bir şey oldu mu dedim. Yo, hiçbir şey olmadı. Top oynayıp geldik dediler. Öyle deyince iyi o zaman. Yarın ben de gelirim. Beraber gideriz dedim. Madem cin falan yok, o zaman korkmaya gerek de yok. Sonraki gün ben de onlarla çıktım. Saati tam hatırlamıyorum ama gün batımı vardı. Tepeden onu izlemiştik. Neyse biraz oynadık. Alan da çok geniş olduğundan rahat rahat hareket edebiliyorduk. Az sonra bir çığlık koptu. Top elimde kaldı. Çığlık yerin altından geliyordu sanki. Etrafımızda hiç kimse yoktu. Sadece biz vardık ama çığlık sesleri geliyordu. Topraktan sesler gelmeye başladı. Sanki altında lav vardı. Birazdan yüzeye çıkacak gibiydi. Gidelim buradan dedim. Bekleyelim, ne olacağını görelim diyorlardı hala. Elinizin körü olacak. Saçma saçma konuşmayın. Gidelim şuradan dedim. Onlar gitmeden gitmek istemedim. Çünkü bu sefer de adım satıcı olurdu. Biraz daha bekledik. Sesler sustu derken bir düdük sesi geldi. Baktık bekçi ya da güvenlik görevlisi gibi biriydi. Üstünde üniforması vardı. Burada oynamayın. Hadi evinize gidin dedi. Bir şey yapmıyoruz ki. Sadece top oynuyoruz dedik. Olmaz. Burası top sahası değil dedi. Daha fazla konuşmadan gitmeye karar verdik. Aşağı doğru iniyorduk. İçimden bir ses geriye doğru bakmamı istedi. Baktım görevlinin olduğu tarafa ve gördüğüm şeyi hiç unutamadım. Yerde sürünen bir yaratık düşünün. Kol ve bacak yerleri var ama kesilmiş gibi. Gözleri kocaman, kafası kel ve büyük. Ben onu görünce bağırarak koşmaya başladım. Diğerleri de koştu. Eve kadar hiç durmadım. Evin önünde durdum. Nefesim kesilmişti. Nefes almaya çalışıyordum. Hiç konuşamıyordum. Diğerleri o yaratığı görmemiş. Ben bağırınca onlar da arkasına bakmadan kaçmış. Sözde cesurlar işte. Evlere dağıldık. Tabii benim suratımdan düşen bin parça. Babam fark etti yemek yerken. "Yesene yemeğini. Ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var?" dedi. "Tepeye gitmiştik de bugün. Görevli geldi bizi çıkardı dedim. Tepenin görevlisi yok ki. Biri sizi kandırmış olmasın dedi.
Üstünde üniforması vardı. Nasıl yalan olsun baba dedim. Allah Allah. O tepede niye görevli olsun? Nerede görülmüş dedi. Ben babamın şaşkınlığından o görevlinin de cin olduğu sonucuna vardım. Çünkü dönüp baktığımda yaratığa dönüşmüştü. Bizimle konuşan görevliydi o yaratık. Adam o kadar kısa süre içinde nasıl kaybolsun oradan? Ben o geceyi çok zor geçirdim. Rüyamda o cini gördüm. Nasıl korkunç anlatamam size. Bir daha gelmeyin oraya. Ben sizi uyardım dedi bana. Uyandığımda odamın içi buz gibiydi. Sanki o odamdaydı. Nefesimi bile tuttum. Işığı yaktım. Odam boştu. Balkona çıktım. Orada eski bir kanepemiz vardı. Ona uzandım. Yarım saat geçti geçmedi. Aşağıdan bir düdük sesi geldi. Öyle çalındı ki mahallenin ayağa kalkması lazımdı. Aşağı baktığımda bizi kovan görevliyi gördüm. Bizim balkona bakıyordu. İçeri babamla annemin odasına koştum. Aralarına girdim. Babam kızdı. Çocuk musun oğlum sen? Gitsene odana dedi. Kötü rüya gördüm dedim. Annem de bırak yatsın. Korkmuş çocuk dedi. Anne ile baba arasındaki farkı da o an çok net anladım. Sabah arkadaşlar geldi. Onlar da rüyalarında aynı cini görmüş. Korkmuşlar. Bir arkadaş hala küfrediyordu ama. O kadar şey olmasına rağmen dengesizce konuşuyordu. Ona çok kötü musallat oldular zaten. Bedelini ödedi dalga geçmenin. Bir sabah uyandığında felç olmuş şekilde bulmuş ailesi. Ağzı falan yamulmuş. Hocaya götürdüler. Hoca da açıklamasını yapmış. Meğer o tepe sıradan bir tepe değilmiş. Cin mezarlığıymış. Cinlerin ölüleri oradaymış. Ve onların yakınları da sürekli mezarları ziyaret edermiş. Biz de mezarların üstünde top oynuyormuşuz yani. Bunun için kızmışlar bize. O arkadaş da dalga geçtiği için üstüne musallat olmuşlar. Hoca onu kurtardı ama. Sonrasında fizik tedaviler vesaire derken çok uzun bir süre geçti. Olaydan 2 yıl sonra biz Almanya'ya taşındık. Başlarda telefondan görüştük ama gözden ırak olan gönülden de ırak olur hesabı bir süre sonra muhabbetimiz kesildi. En son iyileşmişti ama iyiydi. Şimdi hiç haberim yok. Sizi çok seviyorum Hikaye Saati. Lütfen hikayemi seslendirin. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun aleyküm, adım Tarık. Biz köydeyken yazları damda yatardık. Çok sıcak olurdu. Kuzenler falan da olunca konuşurduk. Uykuyu unuturduk. Dedem arada çıkardı. Sesinizden uyuyamıyorum, yatın artık diye kızardı. Biz de yine uyumazdık. Daha sessiz konuşurduk sadece. Yine böyle bir akşamdı. Yıldızlar o kadar çoktu ki onları seyrediyorduk. Konu nereden geldiyse cin mevzusuna geldi. Kuzenim size bir hikaye anlatacağım dedi. Anlat dedik. Anlattığı hikayeyi size anlatıyorum şimdi. Çok eski zamanlarda bir asker şehit olmuş. Şehit olduğu yere de gömmüşler. Yıllar sonra oraya ev yapılmış. Ev halkı her gece evde bot giymiş birinin yürüdüğünü duyuyormuş. Bir gece evin küçük çocuğu acıkmış, uyanmış. Gece saatleriymiş. Çocuk da 5-6 yaşlarındaymış. Etrafa bakıyormuş. O sırada içeri askerin ruhu gelmiş. Çocuğa yiyecek bir şeyler vermiş. Çocuk onları yiyip yatmış. Sabah annesi çocuğuna gece acıkıp acıkmadığını sormuş. O da acıktım ama asker abi bana yemek verdi demiş. Annesi şaşırmış. Başka bir zamanda çocuğun babaannesi kalmaya gelmiş. Tuvalet dışarıdaymış. Tuvalete gidecekmiş. Merdivenlerden indikten sonra evin bahçesinde bir askerin silahla nöbet tutar gibi beklediğini görmüş. Evdekilere gördüğünü anlatmış.
Sonra evin küçük çocuğu askeri hep görmeye başlamış. Kimse görmese bile o görüyormuş. Bakın asker abim geldi diye seviniyormuş kız. Kuzenim bu hikayeyi anlattı. Tabii o daha detaylı anlatmıştı. Ben şimdi özet geçtim. Bu hikaye nedense beni çok etkiledi. Karanlık olmasının da etkisi büyük tabii. Tuvalete gitmek için kalktım. Bir kuzenim de benimle geldi. Tuvalet dışarıdaydı. Birbirimizi kapının önünde beklerdik. Ben girdim çıktım. Sonra kuzenim girdi. Onu beklerken sağa sola bakıyordum. Birden bizim evin altından geçen bir karartı gördüm. Kuzenim tuvaletten çıkınca söyledim. Buradan bir karartı geçti dedim. Bak beni korkutamazsın böyle numaralarla dedi. Yemin ederim gördüm. Korkutmaya çalışmıyorum dedim. İnanmadı. Çıktık eve, yataklarımıza yattık. Benim çok uykum gelmişti. O gece erken yattım. Ama hava aydınlanmadan da uyandım. Daha karanlıktı hava. Damın üstünde bir adam gördüm. Adam gördüğüm gibi kendini damdan attı. Çığlıklar, bağırmalar derken tüm ahali geldi. Geldiler ama hepsi de rüya gördüğümü düşündü. Ben gerçekten görmüştüm ama. İkinci gün aynı şey oldu. Bir adam geldi ve hiçbir şey demeden kendini damdan attı. 3-4 gece böyle sürdü bu. Ben damda yatmadım ondan sonra. Hep içeride yattım. Benim yerime dedem yattı dışarı. Onlar iyi uyuyordu. Benim gibi şeyler görmüyorlardı. Ben neden gördüm öyle şeyler cevabını hala bulamadım. Köyden dönünce kesildi. Görmedim artık. Ama hala merak ediyorum. İyi bir hoca bulsam gidip soracağım. Ama etraf şarlatan kaynıyor. Bir de geçenlerde şöyle bir olay yaşadım. Evin balkonunda oturuyordum. Aşağıya bir kedi geldi. Gözleri iri bir kediydi. Parlıyordu. Balkona doğru dikkatle bakıyordu. Normalde hayvanları çok sevmeme rağmen nedense o kediyi hiç sevmedim. İçime bir şey doğdu. Gitsin diye pist falan dedim. Kedi gözlerini ayırmadan bakıyordu hala. Annemin saksıları vardı balkonda. Onun içinden küçük taş parçaları aldım. Kediye fırlattım. Kedi bir anda kabardı ve yemin ederim ki konuştu. Senin canını alırım dedi bana kalın bir sesle. Nasıl korktum, içeri nasıl koştuğumu bilmiyorum. Bu iki olay arasında bağlantı var mıdır onu düşünüyorum. Yoksa ikisi apayrı şeyler mi? Damdan atlayan da cin miydi yoksa bir ruh muydu? İyi bir hoca bulursam bunları öğreneceğim. Öğrenince de sizinle paylaşırım. Kanalınızda başarılar. Allah'a emanet olun. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizleri açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.